Evet sevgili izleyenler, ana haber bültenine kaldığımız yerden devam ediyoruz ve akşamüstü gerçekleşen bir haber tabii ki ve şu an itibariyle diyebiliriz ki Şanlıurfa Fatih Mehmet Bucağı konuşuyor. AK Parti'nin saat 17 itibariyle listeleri açıklanacaktı. Adaylık başvurularına kimler başvuruda bulundu diye derken son dakikada Fatih Mehmet Bucağ'ın Milliyetçi Hareket Partisi'nden Siverek Belediye Başkan adaylığı açıklandı ve adeta Şanlıurfa an itibariyle Fatih Mehmet Bucağı konuşuyor. Biz de kendisine şu anda ulaştık. Ankara'da az önce genel merkezdeydi. Sayın Bucak, iyi akşamlar öncelikle. İyi akşamlar. Hayırlı uğurlu olsun. Allah utandırmasın diyelim. Herkes listeleri, işte aday adaylık müracaatlarına kimler başvurdu diye beklerken Milliyetçi Hareket Partisi Siverek Belediye Başkanlığı için adaylığınız açıklandı. Neler söyleyeceksiniz? Şimdi kardeşime şunu söyleyeyim. Ben bir kere yerel bir lokal şive kullanmak istiyorum. Daha o batılı Ankara İstanbul şivesini kullanmak istemiyorum. Yani normal bir Siverekli gibi konuşmak istiyorum. Eyvallah. İşin açıkçası. Hani daha önce biz neden bunu yaptık önce? Elma demeyi de biliyoruz, alma demeyi de biliyoruz. Şimdi ben baktım. Yakın çevremde çok adaylar böyle kibar konuşma meraklısıdır. Ben de onlara dedim ki oğlum o iş öyle olmaz, böyle olur. Ha şimdi de bugün bu saatten itibaren kendi öz vatan yerelsel çatlamış toprakların şivesiyle konuşacağım. Daha benden o artık o güzel ağdalı Türkçeyi bekleme, tamam? Evet. Bu bir. İkincisi, biz şimdi bu seçime girdik ya kardeşime şunu söyleyeyim. Şimdi bir adam cimriyse uzak dur. Ama hem cimri hem yalancıysa onu toprağa karıştır. Evet. Şimdi ya Allah yalancılarla, sözünde durmayanlarla cimrilerden uzak tutsun. Şimdi bak, lafım meclisten dışarı. Kendilerine susayınca bir bardak su almayı cimrilik içemeyenler bu memlekette adam olamazlar. El kesesinden bunkörlük yapan da bir şey sahibi olmaz. Daha benim orada tanıdığım bak o belediye başkanların senin bölgedeki. Vekillerin hepsi daha hala devletin uçağıyla gidip geliyor parasıyla. Kimse, ben Mehmet Ağa'nın parasıyla harcıyorum. Ben şimdi 180 trilyon paramı getirip orada toprağa gömeceğim. Bütün süvere girsin. Servetimi satıp geliyorum. Bir, ben oraya seçime gelmiyorum, ölmeye geliyorum. İki, bir daha bu cağın içinde bir tane başka bir parti lehvalı araba görürsem kendileri bilir. Şimdiden eline mezar kazmaya başlasınlar. Ben gelir gelmez de ilk Karacadağ'a gidiyorum. İlk Karacadağ'a. Bakalım El Miyaman, Bey Miyaman. Hodri Meydanı. Bir yalancı olacaksın, mıymıntı olacaksın, sünefi olacaksın, iki artistlik yapacaksın. Biz bunu yemeyiz. Ha biz çatlamış toprakları, çatlamış ayaklarıyla basan bir insanız. Biz seçime de gelmiyoruz ha, bunu bil. Ben ölmeye geliyorum, baba hiç olan çıksın karşıma. Bucak'ta bu saatten sonra değil XY partinin arabası Trump gezemez. Trump. Evet. Kimse Bucak'ın imparatorluğunu orada yıkamaz. Ele imparatorluğu yıktım ayağıyla. Bucak zümrüdü anka kuşu gibi. Küllerinden yaratılır, gelir adama feleki sillesini verir. Bir daha da Sivere'ye sokmaz insanı. Bu Mehmet Ağa'nın, Fatih Bucak'ın lafı. Hodri Meydan. Bak ben şimdi ne diyeceğim öbür partilere? Hepsine bir tavsiyem var. Bu adaylarının hepsi bireysel olarak birleşseler gücü bana yeter mi bilek olarak? Yetmez. Seçimde de yetmez. Ben onların yerinde olsam şimdi de hepsi birleşsin, konsorsiyum olsun. İsterse karşıma Al Gore'la Trump'ı da getirsinler. Hodri Meydan. Şeytan köşesi odur orada. Eli olmaz beli olur. Şimdi onlar düşünsün. Bir daha da şakşakçılık yapanlar, alkış çakanlar, siz başta spikerler olmak üzere. Urfa'daki bir yanlış görü hareket olmasın. Urfa Urfalıların da öyle montaj sakta adamlarla olmaz. Evet. Kardeşim, sakta saat yok mu? Sakta bal yok mu? Sakta para yok mu? Sakta şeyh var, sakta koca var, sakta ağa var, sakta kabaday var, sakta vekil. Her şeyin saktası var. Ha? Şimdi gün bugündür aslı ortaya çıkacak. Göreceğiz. Evet. Peki Fatih Bey, bunları çok geniş bir programda da sizinle konuşmak istiyoruz. Önümüzdeki süreç içerisinde tabii ki canlı yayınlar gerçekleştireceğiz.
Stüdyomuzda da sizi ağırlamak istiyoruz. Bunu da altını çizelim. Bir tek ricam var, şunu söylemek istiyorum halkıma. Tabii ki. Benden o TRT Türkçesini bir daha beklemesin kimse. Neden? Ben baktım bir iki tane genç hokkabaz yeni siyasetçi çıkmış. Ağdalı Türkçe konuşmaya çalışacak. Ulan oğlum ben edebiyat mezunuyum. Otursam kitap yazarım sabaha. O Türkçenin ben iki dil dört dilde konuşabilirim. Ben onu öyle konuşulmaz böyle konuşur. Yoksa ben kendi öz şivemle konuşma hayranı bir adamım. Benim 86'da Yükseliş Koleji'ne mezuniyetle diyor memleketi olan Sivri hayranlığıyla geçiyor. Benim Paris'e bir hayranlığım yok ki. Ajanlar, ispiyoncular, şakşakçılar, paralelciler hepsi bu Yahudi meydan. Ha geliyorum görüşeceğiz. Peki çok teşekkür ediyoruz Şanlıurfa'da. Ağzım yanaklarının genç kardeşim sağ ol. Hadi çok eyvallah. Teşekkürler, görüşmek üzere. Sevgili izleyenler, Siverek ilçesinin Milliyetçi Hareket Partisi adayı akşam itibariyle açıklandı. Fatih Mehmet Bucak ben geliyorum diyor ve seçim çalışmaları için elbette ki Şanlıurfa'ya gelecek. Stüdyomuzda da kendilerine yer vereceğiz. Uzunca sohbetlerimiz